billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künneh linehtediye levlâ en hedânallâh. لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, Yüce Rabbim Celle Celaluhu bizi dünyada iki şeyle imtihan ediyor. Bir, emirler veriyor, bunları yapıp yapmayacağımıza. Bir de yasaklar veriyor, bunlara uyup uymayacağımıza bizi sınıyor. Kıymetli müminler, kainatın sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Bir evde bile kurallar vardır. İki kişilik bir ailede kurallar var. Olacak şeyler var, olmayacak şeyler var. Hatta bir insan kendi kendine yaşarken bile kendisi için kural koyar. Şunları yapmalıyım, şunları yapmamalıyım diye. Ama sonuç olarak baktığımız zaman küçük aileler, dernekler, efendim, bakanlıklar, devletler, uluslar, bunlar hep kurallarla beraber sevku idare edilirler. Bir derneğin, bir ailenin, efendim, bir partinin, bir grubun beraber hareket edebilmesi için kanunlara, kurallara ihtiyaç var da, kainatın sevku idaresinde kanun ve kurallara ihtiyaç yok mu? Elbette. Muhtar kendi mahallesiyle ilgili, kaymakam kendi ilçesiyle ilgili, vali de kendi vilayetiyle ilgili, bakanlar da kendi ülkesiyle ilgili kanunlar, şartlar, uyulması gereken, dikkat edilmesi gereken prensipler ortaya koyarlar. Kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu da bütün insanlığı ilgilendiren kurallar ortaya koyar. Bu vesileyle Allah Celle Celaluhu, verdiği emirler var, bunları yapacaksınız dediği şeylere emir diyoruz. Bunları yapıp yapmadığımızda, laf dinleyip dinlemediğimizde bizi imtihan ettiği gibi bir takım yasaklar, kırmızı çizgiler koyuyor ortaya. Bunlara da uyup uymadığımızla ilgili bizi denetliyor. Hepimizin ortak kabul ettiği haramlardan birisi nedir? Yalan söylemektir. Herkes bilir ki haramların en büyüklerinden birisi yalandır. Şimdi bir kul yalan söylediği takdirde karşısındaki insanın güvenini, ona güvenini istismar ederek efendim aldattığından dolayı sıradan bir aldatma değildir. Gerçekten büyük günahlardan bir günahtır. Aklı başında olan, Allah'tan korkan her insan karşı iki taraf fark etse de fark etmese de yalandan sakınmak lazım. Kimseye aldatmamak lazım. Peki yalan haramdır. Herkes bunun çirkinliğini kabul eder.
Yine herkesin kabul ettiği haramlardan birisi nedir? Affınıza sığınarak söylüyorum, domuz etidir. Çok iştahlı olduğumuz, yemek yemeye tam başlayacağımız zaman, karnımız da çok çok acıkmış, tam yemek yiyeceğimiz zaman bize birisi dese ki şu önündeki et normal et değil, domuz etidir dese, karnımız da çok acıkmıştı, kardeşim karıştırma sen şimdi deyip de domuz etini yer miyiz? Yemeyiz. Doğru mu? Açlıktan ölüm tehlikesi yok ama karnımız acıkmış, tam böyle iştahlı bir şekilde yemeye başlayacağımız zaman domuz eti dediler bize, yer miyiz? Yemeyiz. Niye? Domuz eti dedi. Ama et, et olsun ama domuz eti bu yani. Yani ne demek? Haramdır. Demek ki biz Müslüman olarak haram karşısında böylesine hassasız veyahut da böyle hassas olmamız gerekir. Kıymetli dostlar, haramlara, bunu çok önemli bir cümle olarak söylemeye çalışıyorum, altını çizerek söylüyorum. Haramlara canımız istemediği için değil, Allah yasakladı diye, Allah yasakladı diye mesafeli durmamız ve nefret etmemiz gerekir. Canımız arzu etse de, nefsimiz istese de, kainatın sahibi olan Allah yasaklayınca ateşten kaçar gibi haramlardan kaçmak lazım. Kıymetli müminler, bir insanın Allah'a bağlılığı, Allah'a imanı, Allah'a sadakati, onun emir ve yasaklarına uyması ile endekslidir. Yani ben bir idareci olsam, benim emrimin altında çalışan birileri olsa, hocam biz seni çok seviyoruz deseler, ancak ben onlara şunları yapın dediğimde yapmasalar, şunları yapmayın dediğimde yapsalar, ben onların beni sevdiğine inanır mıyım? İnanmam. Oğlumuz, kızımız dese ki, baba sen dünyada bir tanesin, senin yerini affedersiniz, senin yerini kimse dolduramaz, benim gönlümde sen bir tanesin dese, oğlum bakkaldan ekmek al da gel, yok alma, dersine çalış oğlum, sen bana karışamazsın dese, o çocuğumuzun bizi gerçekten sevdiğini diliyle söylüyor ya, inanır mıyız? İnanır mısınız? İnanmazsınız. Seviyorsa innel muhibbe limen yuhibbu muti'un. Seven sevdiğine itaat eder. Ben her şeyden çok Allah'ı severim. Kıl namazını kılmam. Tut orucunu tutmam. Gel cumaya gelmem. Sevdiğini kabul eder misiniz? İspat gerekir bu sevgi. Kalpte olan bir şeydir. Gözle gözükmez. Sevgi ispat edilmesi lazım. Ancak emre itaatle, yasaklardan sakınmakla seven sevdiğini ispat eder. Kıymetli dostlar, İbrahim aleyhisselama Allah Celle Celaluhu oğlunu, ciğerpare yavrusunu kurban etmeyi emretti. Allah Celle Celaluhu gerçekten İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kestirecek miydi? Olan oldu zaten. Kestirdi mi? Ama imtihan etti, doğru mu? Hem İbrahim Aleyhisselam'ı imtihan etti, hem de İsmail Aleyhisselam'ı imtihan etti. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Allah'ım ben de yoktum, çocuğum da yoktu. Ben de seninim, çocuğum da senindir. Eğer sen kes dersen keserim dedi. Ya ben çocuğumu nasıl keserim demedi. En zor şeyden bahsediyorum size. Hiçbirimizin yapamayacağı bir şeyden bahsediyorum size. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, Allah'ım benim tam bana lazım olan bir devrede bana verdiğin nur topu gibi sevimli bir yavrum var. Bu yavrumu kurban et diyorsun bana. Ben de seninim. Yoktum sen var ettin. Yine yok olacağım, senin huzuruna geleceğim. Bu yavrumu da sen verdin. İsteseydin vermezdin. Madem ki sen bana bunu kesiyorsun, bütün dünya birleşse, bir araya gelse, kes deseler kesmezdim. Ama dünyanın hepsi bir tarafa, sen ayrısın, sen yaratıcısın, sen kes diyorsan keserim. Dedi, yatırdı çocuğunu. Çocuk da ne dedi İsmail Aleyhisselam? Allah'ım ben senin kulunum. Benim tasarruf hakkım yok ki. Benim üzerimde istediği tasarrufu sen yapabilirsin. Kesil diyorsan tamam, kesilmeye hazırım dedi. Ne oldu kıymetli dostlar? Kim kazandı burada? İbrahim Aleyhisselam kazandı mı? Kazandı. İsmail Aleyhisselam kazandı mı? Kazandı.
İbrahim Aleyhisselam şöyle deseydik, Allah'ım çocuğumun suçu ne? Ben baba olarak ciğerlerim, içim bu işe el vermiyor, ben kesemem deseydi, İbrahim Aleyhisselam Allah dostu olabilir miydi? Olamaz. Bakın dostlar, burada verdiğim örnek, dikkatinizi çekmek isterim, altını çizerek söylüyorum. Bir insan hayatında bir günaha alışır, bırak onu dersin, ya çok alıştım bırakamam dersin. Bu ayrı bir şey. Masum, günahsız, ortada sebep gözükmeden bir çocuğun kesilmesi başka bir olaydır. Allah'ım niye keseyim ki? Ne yaptı ki? Bir baba olarak ben evladımı nasıl keserim diyecek çok cümleler var. Eğer söylemeye kalkarsa. Ama haddini bilip, beni de yoktan sen var ettin, onu da sen yoktan var ettin, bana onu kesmeyi söylüyorsan, emir baş üstüne, sen söyledikten sonra baş üstüne. Şu cümleye, şu değerlendirmeye dikkat buyurdunuz değil mi? Bütün dünya bir araya gelse, İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu keseceksin deseler, keser miydi? Oğul kesilir mi ya? Kesmez. Ama Allah deyince, kesmeye teşebbüs etti mi? Etti. Hatta bıçak kesmeyince bıçakla taşa vurup kızdı mı? Niye bu vazifemi yerine getirmekte beni geciktiriyorsun dedi mi? Dedi. Şimdi kıymetli dostlar, başta kullandığım bir cümleye dönüyorum. Allah'ı seviyoruz. Her şeyden daha çok seviyoruz. Sevmemiz gerekiyor. Ama sevgi kalpte olan bir şeydir. Bu dışarıda ispat edilmesi lazım. Bize her seni seviyorum diyen samimi olmayabilir. Sevgisini ispatlaması lazım. Biz de Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretlerine karşı sevdiğimizi ispatlama adına onun emir ve yasakları başımızın, gözümüzün üzerinde. Allah diyorsa bitti. Allah yasaklıyorsa bitti. Başka kimse karışamaz bu işe. Çünkü ben yarın ahirette Allah'a hesap verirken avukatım yok. Kimsenin avukatı yok. Herkes kendi hesabını direkt kendisi Allah'a verecek. Beni kimse savunamaz ahirette. Beni ben kendim savunacağım. Nesini savunacağım? Yaptığım her şey ortada. Beni mahkeme eden, ahkemul hakimin olan Allah Celle Celaluhu, en ince detayına kadar, kalbimdeki duygu ve düşüncelere varıncaya kadar, beni yargılamak istediği konuyu en iyi bilendir. İtiraz etme hakkım yok ki. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan şu noktaya geleyim. Haramlardan biz sakınırız. Niçin sakınırız? Haramdır diye, Allah yasakladı diye. Doğru mu? Canım istemiyor, onun için sakınıyorum demek ayrı şeydir. Canın istemediği zaman süt de içmezsin. Ya ben, bir kardeşimiz var, bir hoca efendimiz var. Ben diyor, çocukluğumdan beri diyor, hiç et yemedim diyor, et yemem. Yani yememesi dini bir anlayış değil. Çocukluğumdan beri öyle, ete karşı bir nefretim var. Şimdi içim, canım istemiyor diye et yemek olabiliyor, süt içmek olabiliyor. Adam süt içmiyor, canım istemiyor diye. Canının istemediğini yapmak ibadet değil. Bir şeyden biz canım istemiyor diye sakındığımız zaman canımız istemedi diye sakınıyoruz. Rabbimiz istemedi diye sakınıyorsak işte din budur. Rabbimiz istemedi diye sakınıyorsak din budur. Rabbimiz emretti diye yapıyorsak din budur. Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Aleyh Hazretlerine karşı sevgimizi, saygımızı ispatın yolu emir ve yasaklarına uymaktan geçer. Haramlar canımız istemediği için sakındığımız şeyler değil, Allah yasakladığı için sakınmamız gereken şeyler olduğuna inanırız biz. Bu cümleyi neden bu kadar ısrarla söyledim? Biraz sonra netleşmiş olacak. Biz millet olarak elhamdülillah, anadan, babadan, dededen, nineden, kurt dededen, geriye doğru git, kaç sene gidersen git, hep Müslüman anadan, Müslüman babadan, İslami bir atmosfer içerisinde geldik. Böyle geldiğimizden dolayı her birimizin bazı haramlara karşı doğuştan nefretimiz var. Domuz eti de bunlardan birisidir. Domuz etine karşı nefretimiz nereden kaynaklanıyor? Hiç köylerimizde, çocukluğumuzdan büyüdüğümüz
güne kadar domuz etiyle ilgili bir kere gündeme gelmemiştir. Alsak da yesek de nasıldı gelmemiştir. Hatta kızdığımız zaman bir adamı kötüleyeceksek domuz gibi adam deriz. Yani bizim anlayışımızda artık bu yerleşmiştir. Domuz da hayvandır. Allah'ın mahlukatından bir mahluktur ama sıradan bir hayvan değildir. Nefret ettiğimiz arslan var, çakal var, kaplan var, kurt var. Ama biz domuza nefret ettiğimiz kadar kurda nefret etmiyoruz. Halbuki kurt daha fazla bizim koyunlarımızı çalıyor. Ama Kur'an'da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kurttan ziyade domuzdan bahsediyor. Efendim pislik olduğundan bahsediyor, değil mi? Şimdi şu noktaya geleceğim kıymetli dostlar. Bir insan domuz eti yemiyor. Niçin yemiyorsun? Haramdır. Güzel bir sonuç değil mi? Güzel bir sonuç gerçekten. Peki kardeşim, haramdır diye domuz eti yemiyorsun da içki niye içiyorsun? Yok. Domuz eti nasıl haramsa içki de öyle haramdır. Eğer birisinden haramdır diye sakınıyorsan, Allah bunu yasakladı diye sakınıyorsan, domuz etinden sakınıyorsun da içkiden neden sakınıyorsun? Peki, hocam ben içkiden sakınıyorum. Tamam. İçkiden sakınıyorsun haramdır diye, domuz etinden sakınıyorsun haramdır diye. Peki kumardan? Kumardan niye sakınmıyorsun? Diye. Yok öyle bir şey. Eğer domuz eti haramdır diye sakınıyorsan, içki haramdır diye sakınıyorsan, kumar da haramdır. O nasıl ateşse bu da ateştir. Yani domuz eti haramdır diye yiyen bir insan nasıl bir haram işleyerek cehennemi hak ediyorsa, içki içen bir insan da haramdır diye içiyorsa bu günahı sebebiyle cehennemde yanmayı, aynı ateşte yanmayı hak etmiştir. Domuz eti yiyen bir insan haramdır diye yediği halde, bu günahı işlediği halde ateşe girmeyi nasıl hak ediyorsa, kumar oynayan insan da bu haramdır diye bunu yapıyorsa ateşe girmeyi hak etmiştir. Eğer kalkıp haram değildir derse o zaman imandan da mahrum olur, ebedi cehennemden çıkmaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu kumarı Kur'an-ı Kerim'de yasakladı mı, haram dedi mi, günah dedi mi, dedi. Domuzu yasakladı mı? Yasakladı. Haram dedi mi? Dedi. Peki, Allah'ın Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde açık ve net olarak haram olduğunu beyan ettiği bir haramı, hayır bu niye haram olsun derse bir insan dinden, imandan mahrum olur mu? Olur. Demek ki domuz etini, içkiyi ve kumarı hayır haram değildir, helaldir diye yaparsa bir insan ne olur? Dinden mahrum olur. Bu inançsızlıkla beraber giderse cehennemden hiç çıkamaz. Çünkü imandan uzaklaşmıştır. Ancak bunlar haramdır, ben buna inanıyorum, haram olduğuna inanıyorum diyerek yaparsa o zaman dinden çıkmış olmaz, büyük bir günah işlemiş olur, günahının bedeline ahirette katlanır. Günahın bedeli nedir? Haramın bedeli Rabbimizin ifadesiyle ateştir. Ateştir. Şimdi kıymetli dostlar, önce dersime başlarken okuduğum ayet-i kerimeyi okuyayım. Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde Es-Sa'idu billah yes'elûneke anil hamri vel meysir. Habibim sana İçkiden ve kumardan sorarlar. İçki ve kumar konusunda Rabbimizin talimatı nedir diye sana sorarlar. İki şey soruluyor burada. Birisi içki, birisi kumar. Kul Habibim, sen benim adıma de ki kullarıma, fîhima ismun kebîrun. Hem içkide hem de kumarda büyük günah vardır. Ne diyor? Büyük günah vardır. Ve menafi'u linnâs. İnsanlar içki ve kumardan bir takım menfaatler de beklerler. Kafayı demliyor, sıkıntılarını gideriyor, zaman geçiriyor falan. Ama şunu bilin ki ve ismuhuma ekberu min nef'ihima.
İçkinin ve kumarın günahı ve zararı menfaat diye beklediğiniz ve tahmin ettiklerinizden çok daha büyüktür. Şimdi kıymetli dostlar, bu ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu içkiyle, kumarla ilgili günahlarının çok büyük olduğunu, efendim, fayda mülahaza edenlerin mülahaza ettikleri faydaları bir tarafa koysanız, zararlarının çok daha fazla olduğunu ifade ediyor. Ama açıktan açığa haramdır ifadesini, yasaktır ifadesini kullanmıyor bu ayeti kerimede. Peki, sonra Allah Celle Celaluhu bu konuyu biraz daha netleştiriyor bir başka ayeti kerimesinde. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Estaizu billah, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Maide suresinin 90-91. Ayeti kerimelerinde de Rabbimiz Celle Celaluhu, ey iman edenler! اِنَّمَا الْخَمْرُ Şüphesiz ve kesinlikle içki, وَالْمَيْسِرُ Kumar, وَالْاَنْصَابُ Fal okları, وَالْاَزْلَامُ Dikili taşlar, رِجْسُنْ Pisliktir diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar pisliktir diyor. مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Şeytan amelindendir bunlar diyor. Kim diyor bunu? Allah diyor. Nerede diyor? Maide suresi. Kaçıncı ayet? 90-91. Ayet-i kerime. Şimdi ağırlıklı olarak içki ve kumarla ilgili Allah ne diyor? Bunlar pisliktir diyor. Başka ne diyor? Şeytan amelidir diyor. Başka ne diyor? فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bu zikredilen yasaklardan, pisliklerden kaçının ki felaha erersiniz diyor. Bunlardan kaçınırsanız felaha erersiniz diyor. Bitti mi? Bitmedi. Devamı var. 91. ayeti kerime var. اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ فِي بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Kumar ve içkide şeytan aranızda düşmanlık tohumlarını, nefret tohumlarını yerleştirmek ister. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ı zikirden ve ani salah ve namazdan sizi alıkoymak ister şeytan. فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Vazgeçmeyecek misiniz? فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ Vazgeçmeyecek misiniz diyor. Kıymetli dostlar, ağırlıklı olarak bugünkü dersimde kumar üzerinde durmak isterim. Kumar nedir? Bir oyun, bir işlem ki para koyuyorsun, birileri para koyuyor, kimin kazanacağı belli değil. Dolayısıyla birileri para koyuyor, birileri kazanıyor. Veya bir oyun ki birisi kazanıyor, birisi kaybediyor. Bu oyunların tamamı, bu yaptığım tarif kapsamına giren oyunların tamamı kumardır ve haramdır. Kıymetli dostlar, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorulmuştur. Milli piyango, yılbaşı gelince daha fazla gündeme geliyor. Yüz binler değil, neredeyse milyonlar kuyruğa giriyorlar. Piyango, milli piyango kuyruğuna giriyorlar. Adının milli olması işi meşru hale getirir mi? Ya ben size şöyle sorayım. Allah Celle Celaluhu içkiyi haram kıldıktan sonra dünyada Allah'ın haram kıldığını helal kılma yetkisine sahip kimse var mı? Daha açık ifadeyle söyleyeyim.
İslam devletinde içki almak, satmak, imal etmek yasaktır ve haramdır. Buna izin vermez İslam devleti. Ama diyelim ki mevcut şartlara göre devlet ne yapıyor şimdi? Belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar mer'i kanunlara göre içki meyhaneye ruhsat veriyor. Ruhsat vermek ne demek? Fabrikasına ruhsat veriyor, imal edebilirsin, satabilirsin diyor. Yani devlet devlet olarak ben seni bu konuda serbest bıraktım, satabilirsin. Devlet olarak ben buna izin verdim diyor. Peki soruyorum size, devletin izin vermesi, Allah'ın izin vermesi anlamına gelir mi? Gelir mi? Zinayı devlet serbest kılsa, bazı ülkelerde erkeklerin erkeklerle evlenmesine izin veriyorlar, devlet buna izin verdi diye helal olur mu? Mevcut Türkiye'deki maalesef söylüyorum kanunlara göre bir insan süt kız kardeşiyle evlenmesine hiçbir engel yoktur. Hakim bilse, evlendirme memuru bilse, efendim bunun süt kardeşi olduğunu, kardeşim benim kanunda bunu yasaklayan bir şey yoktur, ben bunu onaylarım der. Peki kanunlar bunu onaylıyor diye, mevcut kanunlar bunu onaylıyor diye, batıdan gelen bu batıl kanunlar bunu onaylıyor diye Allah'ın Kur'an'da yasaklamış olduğu evliliğe biz evet diyebilir miyiz? Bir insan kalksa süt kız kardeşiyle evlenmiş olsa ebediyen zina sayılmaz mı? Evet, ebediyen zina sayılır. Yani Allah'ın haram kıldığını devletler, milletler, idareciler helal kılamazlar. Piyangonun millisi olmaz, zillisi olur. Başka bir şey olmaz. Piyangonun millisi olmaz, haramın millisi olmaz. Allah haram kıldıktan sonra buna kimse helal diyemez. Milli olmakla bu meşru hale asla dönemez. Bakın, çok samimi olarak söylüyorum. Ha milli piyangodan para aldın, ha oturdun sofraya bile bile domuz eti yedin. Ne fark eder ki? Hiç fark etmez. Piyangodan aldığın para kat'iyen haram bir paradır, kumar parasıdır. Bununla hayır da yapılmaz. Hayır niyetiyle bir şey yapıyorum dese o da hayır olmaz. Yani ben aldım milli piyangodan şu kadar para çıktı bana, cami yaptım, halt işledin. Efendim medrese yaptım, halt işledin. Bu parayla, kumardan alınan parayla, piyangodan alınan parayla hiçbir hayır yapılmaz. Ya Rabbi niyet eyledim senin rızanı kazanmak için cami yapmaya. Yok ya. Sen Allah'ın rızasına ihtiyacın var idiyse piyango kuyruğunda ne işin var kardeşim, ne işin var? Allah'tan korkmaz mısın? Cebindeki piyango biletiyle beraber geliyorsun camiye, Allahu Ekber diyorsun, namaza duruyorsun. Ya Allah'tan kork be. Allahu Ekber en büyük Allah'tır demektir. En büyük olduğuna inandığın Allah'ın kesin yasakladığı bir kumar biletini efendim cebinde saklayarak camiye geliyorsun. Ah kardeşim be! O piyango bileti cebindeyken Azrail Aleyhisselam ruhunu alsa, hiç başka delile ihtiyaç yok. O piyango bileti senin nereye gideceğini gösterir. Neyin yolcusu olduğunu gösterir. Kardeşlerim, Allah'tan korkalım. Biz bir damla meniden yaratılmış insanlar değil miyiz? Bir damla meniden yaratılmış insanlar değil miyiz? Hepimizin bir nefes hükmü yok mu? Neyimiz olursa olsun, ne servetimiz olursa olsun, nefesimizi alamadığımız zaman hayatımız bitti mi? Kalbimiz tık dedi, hayat bitti mi? Biz buyuz, bu kadar aciziz. Biz Allah'a kafa tutacak manzaramız yoktur. Çevreye ayak uydurmak mecburiyetinde değiliz. Allah'ın kitabına, Kur'an'ına ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Nedir bu azgınlık, nedir bu taşkınlık? Piyango kuyruklarında insanlar bir kilometre kuyruk oluşturuyorlar. İşlerinde sakallı insanlar da var. Başörtülü neneler de var. Allah'tan korkmak lazım. Ne zaman bu haramlar bu kadar meşru hale geldi? Ne kadar herkes tarafından kabul edilir, onaylanır hale geldi? Bir de utanmadan diyor ki ben diyor çıksa diyor bununla cami yapacağım diyor. Ulan senin camiyle ne alakan var ya? Senin camiyle ne alakan var? Eline bir haram para geçmiş olsa bundan 5 kuruşluk sevap beklemeden çıkaracaksın, fakir fukaraya vereceksin ama hayır yaptım diye de beklemeyeceksin. Şerle hayır olmaz, haramla, pislikle hayır olmaz. Ondan sana hiçbir şey yazılmaz. Elinden çıkarman gerekir pislikten kurtulman için. Ama kıymetli dostlar,
Kıymetli kardeşlerim, piyangonun, efendim kumarın her çeşidi haramdır. Diyanete soruluyor. Diyanet de diyor ki, Din İşleri Yüksek Kurulu, piyango bileti almak kumardır ve haramdır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi buna benzer. Ne kadar şansa dayalı efendim oyunlar varsa hepsi kumardır. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Din İşleri Yüksek Kurulu resmi bir kuruldur bu. Hatta diyor ki bunun diyor bir kısmının devlete gelir olarak kalması Din İşleri Yüksek Kurulu diyor. Bunun bir kısmının devlete gelir olarak kalması bunu meşru hale getirmez diyor. Bu derse bakarken El Mevsu'a El Fıkhiye diye 45 ciltlik bir kitap vardır. Fıkıh kitabı normalde. Bu konuyu işlerken orada gördüm Bukhari hadisi şeriflerinde. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz diyor ki men halefe fekale fi hilmihi fi hilfihi vellat vel uzza. Normalde Allah'a yemin edilir. Başkasına yemin edilmez. Ama bir insan yanlışlıkla vellat vel uzza, lat ve uzzaya yemin olsun derse, müşriklerin putlarındandı bunlar. Yani lat ve uzzaya inandığından dolayı değil, eski alışkanlıklarından dolayı böyle söylerse, bunun kefareti nasıl olmalı? فَلْيَقُلْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ İmanını tazelesin, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ desin, onun kefaretidir. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالْ اُقَامِرْكَ Bir insan arkadaşına dese ki, ya gel seninle bir kumar oynayalım dese, sadece bu kadar söyledi. Bunu ya şaka söyledi veya söyledi sonra vazgeçti ama kumar oynamadı. Sadece gel seninle kumar oynayalım dediği, sadece bunu söylediğinden dolayı kefareti nedir? فَلْيَتَ صَدَّقْ Sadaka vermesi lazım. Yani gidecek fakirlere sadaka verecek. Fakiri yetimi sevindirecek ancak günahına kefaret olur. Kumar oynamadı, gel kumar oynayalım dedi. Sadece demesinden dolayı sadaka vermesi lazım. Ya kumar oynayacak olursa? Nasıl olacak? Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu diyor ki, içki ve kumar pisliktir diyor. Bir, yani piyango da kumar mıdır? Kumardır. Daha önceki derslerimde de söylemiştim onu. Bir gün bir eczacı kardeşimiz, beni sevdiğine inandığım, saydığına inandığım, eczacı kardeşimizin orada oturuyorum. Otururken geldi Milli Piyango biletçisi bilet satıyor. Baktım arkadaş, eczacı ondan bir tane bilet aldı. Mahcup olmasın diye onun yanında bir şey söylemedim. O çıktıktan sonra dedim ki, kardeşim dedim, ilaçla ilgili, doktorla ilgili bir ihtiyacım olsa sana soruyorum. Çünkü o işi sen biliyorsun, ben de sana soruyorum. Ama şimdi senin burada aldığın piyango bileti meselesi, helal ve haram meselesidir. Bunu da sen bana sorman lazım. Benim sana soracağım şeyler var, senin de bana soracağın şeyler var. Dedi ki bana, hocam dedi, milli olan, devletin garantisinde olan her şey helaldir dedi. O zaman ben de dedim ki ona, çok affedersiniz, affınıza sığınarak söylüyorum. Karaköy'de bir kerhane var dedim, devletin ruhsatıyla çalışıyor, o da millidir. O da helal midir dedim. Yok yok dedi, o helal değil. Nasıl oldu? Devletin garantisinde olan devlet Allah değil haşa. Allah bir tanedir. Devlet Allah olamaz. Haramı helali Allah belirler. Devlet belirleyemez. Devletin haram kıldığı, devletin helal kıldığı devleti bağlar, Allah'ı bağlamaz. Yarın Mahkeme-i Kübra'da devlet değil, Anayasa Mahkemesi Başkanı değil, devlet başkanı değil, ehkemul hakimin olan Allah yargılayacak. Allah yargılayacak. Haramı koyan Allah'tır, devlet değil. Helali koyan da Allah'tır, devlet değil. Devlet kendisini idare etmek için koyduğu kanunlar kendisini bağlar. Ahkemul hakimin olan Allah'ı bağlayamaz. Bağlamaz. Devlet namazı yasaklasa biz namaz kılmayacak mıyız? Devlet içkiyi serbest kılsa, milli dese biz içki mi içeceğiz? Devlet domuz eti, efendim karıştırılacak domuz eti isteyen yiyecek serbesttir dese biz domuz eti mi yiyeceğiz? Haşa. Haram ve helalin devletle bir bağlantısı yoktur. Haram ve helal yetkisi kime aittir? لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ
ve hâzâ harâmun litefterû alallâhil kezîb. Allah'a yalan yere iftira etmeyin. Dilinizin döndüğü gibi şu helaldir, şu haramdır demeyin. Helali helal yapan Allah'tır, haramı haram yapan da Allah'tır. Şimdi her banka faiz üzerinde çalışıyor. Türkiye'deki tesis, ekonomik sistem faiz üzerine kurulmuş bir sistemdir. Hangi mümin kalkıp diyebilir ki faiz helaldir? Veya faiz helaldir derse mümin olarak kalır mı? Kalmaz. Diyor ki Allah Celle Celaluhu. Kumar, piyango, toto, loto neyse her birisi pisliktir diyor Allah. Kardeşim cebinde pislik taşıma. Pislik kuyruklarına da girme. Ne işin var senin ya? Müslümansın kardeşim ya. Beyaz kefene büründüğün zaman kefen beyaz, içerisi simsiyah olmasın kardeşim ya. Kefenin beyaz olsa ne olur? Amel defterin beyaz olsun be. Kalbin beyaz olsun. Haramlara meyleden kalp beyaz olamaz. Haramları seven kalp beyaz olamaz. Haramla beslenmiş bir beden asla onun amel defteri beyaz olamaz kıymetli kardeşim. Ben niye kendimi yırtıyorum? O kuyruklarda bekleyen hacı efendileri görünce kendime kahrediyorum ya. Biz din görevli olarak cemaatimize anlatamadık herhalde bunları. Şu anda inanıyorum ki beni dinleyen siz dostlarımızın arasında cebinde piyango bileti olanlar da vardır. Geç kalanlar belki önümüzdeki hafta kaza edeceklerdir. Vallahi yazık edersiniz kendinize. Billahi yazık edersiniz kendinize. Tallahi yazık edersiniz kendinize. Kim abat oldu ki bugün piyango? Bugüne kadar piyango biletiyle abat olan bir tane insan bilir misiniz? Haram ile kim abat olur ki? Kardeşim kendimizi sorgulayalım. Ben Allah diyorum. Allahu Ekber diyorum. En büyük Allah'tır diyorum. En büyük olan Allah'ın haramını takmıyorum, dinlemiyorum. Ben münafık mıyım, neyim ya? Hem en büyük Allah'tır diyorum, hem de Allah'ı dinlemiyorum. Nasıl büyük olduğuna inandığım Allah'ı dinlemiyorum. Burada bir yanlışlık var. Ya Allahu Ekber deme. Veya Allahu Ekber diyorsan bunun gereğini yerine getir kardeşim. Ne diyor Allah? Pisliktir diyor. Başka ne diyor? Ne diyor ikincide? Ne diyordu kıymetli dostlar? Şeytan amelidir. Kardeşim sen şeytan mısın ya? Şeytan ameliyle senin ne işin var? Benim ne işim var ya? Benim şeytan ameliyle ne işim var? Şeytan benim düşmanım. Şeytanın ameliyle benim ne işim olabilir kıymetli kardeşlerim? Etmeyin. Kendi kendimize yazık etmeyelim. Sonra dersiniz ki, hocam dolar 3.000 liradan 5.000 liraya çıktı. Bir papaz meselesi bizi ne hale getirdi? Kardeşim, o papaz görüntüdeki bir olaydır. Asıl bizim bu papazlıklarımız bizi bu hale getiriyor. Bizim bu papazlıklarımız, ya sakallı adam, hacı efendi, piyango kuyruğunda ne işi var? Bu papazlığa ne gerek var ya? Aç mı kaldın? Açlıktan mı ölüyorsun? Bir insan açlıktan ölse domuz eti yiyebilir. Sen açlıktan mı geberiyorsun kardeşim ya? Ne işin var bu haramlara? Hesabını veremeyeceğin bu işlere niye bulaşıyorsun? Bu cesareti nereden buluyorsun? Yılandan kaçarsın, arıdan kaçarsın. Allah'ın cehenneminden niye kaçmasın ya? Bir arı ısırmasın diye kaçıyorsun. Feleğini şaşırıyorsun. Bir arıdan kaçan adam Allah'ın cehenneminden kaçmaz mı? Sen mıknatıs gibi gidiyorsun, cehenneme doğru koşuyorsun. Bu cesareti nereden buldun kardeşim ya? Bu cesareti nereden buldun? Bu haramlara olan meyli, cesareti, aşkı nereden buldun? Oturup Allah'a yalvarsana, ya Rabbi haramlara karşı nefret duygularımı coştur, bana haram nasip eyleme, çoluğuma çocuğuma nasip eyleme desene, yalvarsana Allah'a. Yapmamız gereken budur kıymetli dostum. Ne diyor Allah? Pisliktir diyor. Başka ne diyor? Şeytan amelidir diyor. Allahu Ekber. Başka ne diyor? Sakının bundan diyor. Felaha ermek isterseniz, kurtuluşa ermek isterseniz sakının bundan diyor. Başka ne diyor? Şeytan diyor, kumar ve içkiyle beraber bir Allah'ı zikirden sizi alıkoyar. Hey kumarhanelerde ezan okunurken kağıtları tak 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 çatmaya çalışanlar, eğlenceye daldıranlar, inandığın Allah'tan korkmaz mısın? Ezan okunuyor, kumarı durduramıyorsun be. Ya kendini bir nefis muhasebesi yapsana. Bir gün bana geldi bir tanesi, gazeteci birisiydi. Hocam dedi, falanca kabristanda mezarların şeyleri değişik değişik dedi, yönleri değişik değişik dedi.
Mezarın dedi kıbleye karşı olması gerekmez mi? Evet dedim kıbleye karşı olması gerekir. Bir din görevlisinden teyit almak istiyorum dedi. Ben bunu haber yapmak istiyorum dedi. Nasıl olur bir Müslümanın mezarı kıbleye karşı olmaz? Yön değişik olur. Arazi biraz karışık olduğu için mezarları da ayarlayamadılar kıbleye karşı. Ben şimdi size soruyorum kıymetli Müslümanlar. Bir insanın mezarında önünü kıbleye çevirip çevirmemek önemli mi size göre? Kardeşiniz öldü, eşiniz öldü, babanız öldü, mezarını kıbleye doğru değil de başka tarafa çevirdiklerini görseniz müdahale eder misiniz? Edersiniz. Peki ben soruyorum size. Ölü insanın kıbleye dönmesi mi önemli? Hayatta olan insanın kıbleye dönmesi mi önemli? Hayatındayken kıbleye dönmemiş, ezan okunurken kumar kağıdını elinden bırakmamış adamın siz onun yönünü kıbleye değil de kendisini Kâbe'nin içine koysanız ne işe yarar ya? Bırakın kıbleye dönmesini, kendisini Kâbe'nin içine koysanız, mezarını Kâbe'nin ortasına yapsanız ne işe yarar? Hayattayken kumara sırtını çevirmeyen, hayattayken kıbleye sırtını çevirenin cenazesini siz kıbleye çevirseniz ne işe yarar? Bir işe yaramaz. Ezan-ı Muhammed'i okundu. Şöyle bitireyim kıymetli dostlar. Piyango bileti haramdır, kumardır. Toto, loto, bu şans oyunların tamamı haramdır ve kumardır. Allah adına, Allah için ben siz cemaatimi seviyorum. Ahirette yanmak istemediğim gibi yanmanızı istemiyorum. Harama bulaşmak istemediğim gibi sizin de bulaşmanızı istemiyorum. Sadece kefeniniz beyaz olsun değil, amel defteriniz beyaz olsun istiyorum. Bundan dolayı siz dostlarımı ve cemaatimi bu konuda ikaz ediyorum. Cebinizde piyango bileti varsa domuz eti var demektir. Pislik var demektir. O kuyruklarda bekleyen şeytan ameliyle meşguldür demektir. Allah'ı zikirden ve namazdan sizi alıkoymak ister şeytan bu amelle beraber. Aranızda düşmanlık tohumlarını ekmek ister bu tohumla, bu işle beraber diyen Allah'tır. Gelin biraz sonra Allahu Ekber deyip namaza duracağız. Müezzin Allahu Ekber diye ezan okudu. Allahu Ekber diye kamet getireceğiz. Eğer en büyük Allah ise, en büyük Allah'ın dediğini hayatımıza prensip edinelim. Yüce Rabbim, beni ve sizi her birimizi harama kaymaktan ve düşmekten, ahirette hesabını veremeyeceğimiz işlere bulaşmaktan, kabirde yandım Allah yandım deyip feryat etmekten muhafaza eylesin. Rabbim, ibadetlere karşı aşkı ziyade olan, haramlara karşı nefret duyguları coşmuş olan evine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna, torununa adam gibi örnek olabilen, iyi bir Müslüman örneği teşkil edebilen birer örnek Müslüman olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.